diğer her şeyin aynı kalması koşuluyla aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri toplam üretimi arttırır diye sormuşlar. Bu soruya birlikte cevap vermeden önce her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve soruyu kendi kendinize çözmeye çalışın. Hadi bakalım. Birinci seçenekte işsizlik oranı aynı kalırken iş gücüne daha fazla insanın dahil olması durumu verilmiş. İş gücü üretim için önemli bir faktördür. İş gücüne daha fazla insan katılırken işsizlik oranının aynı kalması, çalışan insan sayısının mutlak değerinin artması anlamına gelir. Ve eğer diğer her şey aynı kalıyorsa, yani teknoloji seviyesi, kapital ve kişi başı üretim, üretimin artmasını beklemek çok da yanlış olmaz ve evet, bu senaryoda toplam üretim artar. Bunu hemen işaretleyelim. İkinci seçeneğe bakalım mı? Paranın dolaşım hızının artması. Bunun albenisi olan bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Neden diye soracak olursanız, paranın dolaşım hızı artınca yapılan işlem sayısı artar ve bu durumu ekonomide pozitif bir gelişme olarak yorumlayabiliriz. Ancak soruda diğer her şeyin aynı kalması koşuluyla dediklerini unutmayalım. İnsanların daha fazla işlem yaptığı, paranın daha hızlı el değiştirdiği bir senaryo olabilir ama bu toplam hasılanın değiştiği anlamına gelmez. Yani aynı sayıda insan, aynı teknolojiyi ve kapitali kullanarak aynı üretimi yapıyor. Dolayısıyla bunun üretimin artmasıyla doğrudan bir bağlantısı olmadığı için bu seçeneği eliyorum. Enflasyonun artması. Bu da makul bir seçenek çünkü üretim hızı arttığında ekonominin de güçlü bir ekonomi olduğunu varsayarsak bu durumda enflasyon yüksek olacaktır. Ama geçmişte ekonomilerin küçüldükleri senaryolarda hiperenflasyon yaşandığı da olmuştur. Ayrıca diğer her şeyin aynı kalması koşuluyla dendiğini de bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Fiyatların arttığı bir durum söz konusu olabilir ama üretilen mal ve hizmetler aynıdır. Bu yüzden bu seçeneği de eliyorum. Aynı kaynaklarla daha fazla üretim yapmak için yeni bir yöntem keşfedilmesi denmiş. Şimdi sizinle birlikte çok basit bir senaryoyu gözümüzün önüne getirmeye çalışalım. Tüm ekonominin benden ibaret olduğunu ve benim de kalem ürettiğimi düşünelim. Günde 10 tane kalem üretirken yeni bir yöntem sayesinde aynı malzemeleri ve araçları kullanarak günde 20 kalem üretmeye başlarsam bu toplam üretimimin inanılmaz bir oranda artması anlamına gelir öyle değil mi? Bu seçeneği üretimi etkileyen önemli faktörlerden bir diğeri olan teknoloji seviyesinin artması olarak da yorumlayabiliriz. Evet. Bu seçeneği de işaretleyeceğim. Bakalım diğer seçenekte ne yazıyor? 10 tane yeni çiftlik inşa edilmesi. Yeni çiftlikler inşa edilirse tabii bu arada çalıştırıldıklarını da varsayıyorum. Yapılan üretim artar. Daha fazla ürün yetiştirilir, kapitalimiz de artar. Ve bu da üretimi etkileyen önemli faktörlerden biridir. O halde bunu da işaretleyelim. Son seçenekte ise ithalatın arttığı söylenmiş. İthalat demek bizim başkasının üretiminden faydalanmamız demektir. Yani bu durumun bizim üretimimizi nasıl etkileyeceğini bilmediğimiz için bu seçeneği de eleyeceğim. Sorunun aslında çok da zor olmadığını fark ettiniz, değil mi? Üretimi etkileyen faktörlerden yani iş gücü ya da daha doğru tanımıyla insan kapitali, kapital ve teknolojiden daha önce bahsetmiştik. Ekonomistler çoğu zaman bu değişkenleri bir arada kullanarak üretimi etkileyen faktörleri hesaplayıp bunların toplam üretimi nasıl etkileyeceğini toplam üretim fonksiyonu ile ifade ederler. Not ediyorum. Toplam üretim fonksiyonu. Çok havalı bir ismi olan bu fonksiyona ek olarak bir de havalı matematiksel bir ifade yazacağım. Ama birazdan bunun aslında son derece mantıklı bir ifade olduğunu anlayacaksınız. Toplam üretim fonksiyonuna göre toplam üretim yani Y, toplam faktör verimliliği olarak adlandırılan ve teknolojiye ait bir ölçü olan A çarpı, denklemin bu noktasında fonksiyon gösterimini kullanacağız. Zaten bu ifadeyi havalı yapan da bu parantezler bence, yoksa içeriği gayet basit. Eminim siz de hemen anlayacaksınız. Parantezin içine kapital için K'yi, iş gücü içinde L'yi yazıyoruz. Bunun son derece soyut bir ifade olduğunun farkındayım biraz daha somut bir hale getirmek istersek şöyle de yazabiliriz. Toplam hasılayı toplam faktör verimliliği çarpı, şimdi de yukarıda yazdığım ifadenin bir başka versiyonunu yazacağım. Çarpı kapitalin kare kökü çarpı iş gücünün kare kökü. Bu şekilde daha çok karşınıza çıkabilir. Aslında iki ifade aynı şeyi söylüyor kapital ve iş gücünün kare alınması biraz alışılmadık bir durum olsa da anlatmaya çalıştıkları şey birebir aynı. Yani eğer teknoloji seviyenizi arttırırsanız toplam hasılayı arttırırsınız. Kapitalinizi arttırırsanız toplam hasılayı arttırırsınız. Ve eğer iş gücünüzü arttırırsanız ya da insan kapitalinizi yükseltirseniz de toplam hasılayı arttırırsınız. Kare köklerine alınmasının sebebi ise marjinal getirilerin azaltılmasıdır. Yani birinci çiftlik üretiminizi önemli ölçüde arttırabilir ama 1 milyonuncu çiftliğin üretimine yaptığı katkı seviyesi birinciden çok daha azdır. Aynı şekilde iş gücüne katılan ilk 10 kişi üretimi önemli ölçüde arttırırken 100 milyon kişilik bir iş gücüne ulaştıktan sonraki 10 kişinin yapacağı katkı o kadar da çok olmayacaktır. İşte bu matematiksel model de bunu anlatmaya çalışıyor. Her neyse, konunun özeti şu. Diğer her şeyin aynı kalması koşulu altında üretimi etkileyen faktörleri arttırırsak toplam hasılanın artma olasılığı çok yüksektir. Ekonomistler bu tarz şeyleri matematiksel bir biçimde ifade etmeyi sevdikleri için de toplam üretim fonksiyonunu kullanırlar. Son olarak size toplam üretim fonksiyonuyla alakalı bir başka kavramdan verimlilikten bahsetmek istiyorum. Teknolojiye ait bir ölçüt olan a'nın toplam faktör verimliliği olarak adlandırıldığını az önce söylemiştim. Ve verimlilik söz konusu olduğunda anlatılmak istenen şey kişi başına üretimdir. Başka bir deyişle toplam üretim yani Y'yi iş gücüne bölersek kişi başına üretimi bulmuş oluruz. İş gücünü sabit tuttuğumuzda eğer teknoloji iyileşirse kişi başına üretim artar, öyle değil mi? Aynı şekilde yine iş gücünü sabit tuttuğumuzu varsayıyorum. Kapital artınca kişi başına üretim yani ekonomiye kişi başına yapılan katkı yine artar. Bu üç değişken arasındaki bağlantıyı iyice anladınız, değil mi?